Jump Street ünlü. Onun üzerindeyiz. Yanımızda da hadi ilginç bir meslek. İçine girilmesi zor bir alan. Bir sanatçımızla birlikteyiz. Derya Uçar bizlerle birlikte şu an. Derya buranın tabii farklı bir isim kullanıyorsun. Pia. Kendi ismini kullanıyorum. Bütün mesleklerde elbette ilk adım atmak zordur. Ama sanatçılar için bir başka ülkede, dilini çok iyi bilinmeyen bir ülkede adım atmak epeyce zor olur. Bu zor adımları başaran biri var yanınızda. Ben her şeyden önce burada bir serüvenimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 4 sene evladım. İngilizce bilmiyorum. Bu yüzden de herhangi bir umudum yoktu mesleki açıdan. Aşçılık okuluna gittim. Önce dil okuluna gittim 6 ay. Herkesin yaptığı gibi. Sonra aşçılık okuluna gittim ki bir mesleğim olsun, bir iş yapayım. Sonra mutlu olmadığımı hissettim mutfaklarda. Sonra auditionlara girmeye başladım. Tiyatrolara başladım. Sonra Bondi'de bir tiyatroya katıldım. Çalışmaya başladım. Sonrasında orada çok Avustralya sinirli, çok ünlü bir balerinle tanıştım. Çok yaşlı bir oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu. Şeyi fark ettim, herkes Sharon'ın ismi, Sharon'ın ajansıyla, menajeriyle görüşmüş. Çok ünlü bir menajermiş. Bilgilerimi aldım ve görüşmek istediğimi sanırım. Görüştüğümde Mike bana oyuncularını gösterdi. Bak, benim 35 tane oyuncum var, 25 tanesi zaten başvurularda oynuyor. Hepsini kurmak istemiyorum ama daha düşük bir ajansdan başlamalısın. Çünkü sen burada hiçbir şey yapmalısın. Okey, teşekkür ederim dedim ve aksanlı olduğun için Avustralya'da çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Kırmak istemiyorum seni ama ben değilim seninle çalışacağım. Teşekkür ederim. Bir sene içerisinde 10 tane reklam filmi yaptım. 2 tane sinema filmi yaptım. 2 festivalde de tiyatroda oynadım. Oyuna da davet ettim artık tekrar ve tekrar kapısını çaldım bir sene sonra. Peki bu kez ne nasıl karşıladın? Evet, bu kez CV'mi götürdüm, yaptıklarımı götürdüm zaten. İnanılmaz etkilenmiştim ve benimle çalışmaya karar verdim. Beraber çalışıyoruz. Daha evvel de söylediğim gibi Şubat'ın 15'inde çok büyük bir sinema filmi projesinde İspanyol bir karakter canlandıracağım. İngilizcem gibi İspanyolcam da aksanlı ama bu da pek sorun olmuyor. Bu da açıkçası hani sanat evrenseldir evet ama sizin de dediğiniz gibi çok zor. Ait olmadığın bir kültürün, bir endüstri içerisine girmek, dahil olmaya çalışmak çok zor ama imkansız değil. Emek veriyorsan ve bir potansiyelin varsa bu da karşılığını bulduğuna inanıyorum. Şimdi çok kolaymış gibi geldi kulağa. 10 tane reklam filminde oynadım. Efendim bir sinema filminde yer aldım. İyi de bu süreç yani kişilerle karşılaştık. Çok yani. Bazen auditionlarda çok fazla kırıcılıkla karşılaştım. Ya burada ne işin var senin senin? Hani, farkında değil misin? Çok büyük aksanlığın var. Hani, oyunculuk gerçekten yapabileceğini düşünüyorum. Bu seviyede kırıcılıklarla da karşılaştım. Hey ne kadar tatlı aksanlığın var. Bununla da karşılaştım. Ama daha çok projeye uygunsa eğer bir aradıklarına bağlı. Gerçekten orada yabancı bir karakter. Türk bir karakter, Arap bir karakter, Yahudi. İspanyol bir karakter, öyle bir karakter dahil olması gerekiyorsa muhakkak aksan gerekiyor. Böylelikle sadece iyi bir oyuncu olmak ve orada profesyonel olmak, audition'da, elemelerde kendini göstermek çok zor. Aslında bakarsanız çok kolay değil ama şey kolay yani emek daha iyi biliyorsun. Emek veriyorsan karşılığını kesinlikle alıyorsun bu ülkede. Ben buna çok inanıyorum. Tabii şuna da dikkat edersek, Avustralya'da sanat camiası, özellikle sinema sektörü, Hollywood'a açılan çok önemli de bir kapı. Peki bu kapıyı zorlayabileceğini düşünüyor musun Derya? Benim menajerim çok inanıyor bu konuda ama ben çok istemiyorum. İstemiyorum derken hayallerimi daha minimalist tutuyorum. Avustralya'da kariyerimi Avustralya'da inşa etmek burada bir yerlere gelmek istiyorum. Benim menajerimin birçok oyuncusu Amerika'ya yerleşiyor. İşler yapıyor. O da o tam tersi düşünüyor. Senin aksanın Amerika'da bize daha çok iş getirecekten ziyade diyor. Göreceğiz bakalım. Çok şanslıyım Mike'la çalıştığım için. Menajerimden gayet iyi. Göreceğiz. Ben çok oraya atlatmamadım kendimi ama göreceğiz. Peki.
Evet, daha yani bu arada Şubat ayında bir tiyatro festivalinde başrol oyuncusu olarak da izleyeceğiz. Ben merakla bekliyorum zaten. Çok ama bir de orada yarışma da var galiba, değil mi? Şöyle, Special and Sweet Festival, adı üstünde kısa ve 80 tane kısa oyun, 10 dakika, her oyun 10 dakika olmak zorunda. Australia'nın her yerinden bütün tiyatronun katıldığı bir eleme oldu önceki, 80'e düştü bu. Böyle bir tiyatro festivali Amerika'da, Asya'da ve Avustralya'da olan festival. Üç farklı oyunda, bir tanesinde Suriyeli bir kadını canlandırdı. Gerçekten inanılmaz bir hikayesi var. Bir diğerinde bir lezbiyeni canlandırıyorum. Herhangi bir hakkı yok bu karakterin. Çünkü tek bir kelime sadece Yahudi ama inanılmaz bir konsepti var oyunun. Üçüncüsü, beni aynı zorlayan bir proje. Çünkü Ozi bir karakteri canlandırıyor. Yönetmenim aksamımı sorun etmedi. Sadece biraz daha iyi olsun aksamın telaffuzun o kadar. Onun üzerinde çalışıyorum. Özel bir hocam var şu anda. Pronunciation için. Orada gerçekten çok inanılmaz bir konusu var. Alzheimer olan bir adamın kızını canlandırıyorum. Alzheimer ve iyice kötüleşmeden ötenazi hakkını kullanmak istiyor. Ve ben çok önemli bir konuşma yapıyorum o akşam onunla. İnanılmaz bir özellikle ona gelmenizi çok istiyorum. Kesinlikle geleceğim. Biz de diyoruz ki Derya Uçar ama Avustralya'daki sahne performansındaki adıyla Pia Thunderbolt'un adını bir tarafa not edin. Biz önümüzdeki yıllarda onun isminden çok bahsedileceğine inanıyoruz. Görüşmek üzere bir başka yaşam hikayemizde. Derya, peki Türkiye'de bu alanla ilgin nasıl başladı, neler yapmıştın? Ben Ankara'lıyım. 12 yaşımdan bu yana kısa tiyatro kurslarına gidiyordum. Ve konservatuvar mezunuyum. Hıdat Gezen Sanat Merkezi'ne 4 sene eğitim aldım, konservatuvar eğitimi. Yaklaşık 15 yaşından bu yana da annemin izniyle, her zaman annemle beraber setlere giderdik, dizilerde oynamaya başladım. Hani kaç tane dizi, bilmiyorum kaç tane dizi oynadım ama en son ve en bilinenlerden O Hayat Benim, Behzat Ç., Galip Derviş. Birçok projede, projede yer aldım. Çok keyifliydi. Orada iyi bir kariyerim vardı ama buraya yerleşmeye karar verdik eşimle beraber. Gayet de